Evet, hadi bakalım. Başladık. Şimdi diyor ki, şurada bir ikizkenar üçgen varmış kardeşlerim. Öncelikle şu ikizkenarsa buraya da 73'ümüzü yazalım. Toplamları 146, şu açıya 34 kaldı. Döndü, buraya geldi, yine 34 olacak. Şuralarda 73'müş arkadaşlarım. Bunları bir yazdık. Şurası 6'ymış. Bildiklerimizi yerleştirelim. Şimdi bu soruda hata yapanlar şurada hata yapıyor. Geçen çözerken de burada hatalar yapıldı, hatırlayın dostlarım. 56 derece döndürün demiş ya. Bu 56'yı getirip şu araya yazarsanız burası yanlış işte dostum. Üçgeni bütün döndürmüş de görmüş olursunuz bu durumda. Yanlış yapmış olursunuz. Şöyle yapacaksınız. İkizkenar üçgenin mesela şu kenarını seçtim ben. Sağdaki 6'yı seçtim. Bu döndüğünde nereye gelecek? Şuradaki açıya, kenara gelecek değil mi dostum? İşte bu ilk haliyle döndükten sonraki halinin arasındaki açıdır 56 diyeceksin. 56'yı buraya yazacağız dostum. 34 şuradaymış. İşte bu araya 22 derece kaldı dedik. Ve bakın buranın toplamı kaç çıktı dostlar? 90 derece geldi. Bize de şurayı soruyor. B ile C üssü arasındaki uzaklığı soruyor bize de. Hemen dik üçgen, ikiz kenar olduğunu da gördüm. 6, 6, 6 kök 2'yi yapıştırdım kardeşlerim. Bir numaradaki çözüm böyleymiş. Geçtik 2 numaraya. Evet, ikinci sorumuz. Yine bir döndürme sorusu ve 90 derece döndürüyormuşuz. Şimdi dikkatli olun yine arkadaşlarım. Bakın yine kenar kenar döndüreceğiz. Öncelikle şu AB kenarı döndüğünde neresi olacakmış? AB üssü dönüp buraya gelmiş. İkisine de aynı simgeyi koyuyorum ve kaç derece döndürüldüyse ikisinin arasına o dereceyi yazıyorum dostlarım. 90 derece dediği için de 90'ı koyduk buraya. Bakın ikiz kenar dik üçgen çıktı. O halde buranın tamamı 45 derece olacak. X'e de kalacak 21, paketledik gitti. Üçüncü sorudayız. Bir kes yapıştır sorusu dostlar bu da. İkiz kenar bir üçgenmiş. Hemen şuraya da X açısı olduğunu yazalım. Şimdi can öğrencilerim, eğer ki bir kes yapıştır sorusu çözüyorsanız yapacağınız işlemler şunlar. Bu kestiğiniz kısmın kenarlarına, şöyle her bir kenarına belli bir simge koyacaksınız. Açılarına da birer harf veriniz dostlarım. Şöyle A, B, C yazıyorum. Şimdi bu yaptığınızın aynısını kesip de yapıştırdığınız yerde de göstereceksiniz. Şimdi burada bir daha yapalım onu. Şimdi buna bu simgeyi koymuşuz. Şuraya B demişiz. Tek çizgi koymuşuz. Buraya A dedik. Burası çift çizgi. Bu da çift çizgi. Burası da C. Şimdi dostum, bu kenarların üstüne koyduğum simgeler bu soruda işime yaramıyor. Burada açılar işime yarayacak. Ama sen her kes yapıştır sorusunda mutlaka kardeşim hem açıları hem de kenarların üstüne simgelerini mutlaka koy. Şimdi bunu buradan alıp buraya getirdik. Aynı yerlere aynı simgeleri tekrar koyuyorum. Tek çizgiyi buraya. Şurası B açısıymış. Şurası A açısıymış. Burası da C. Bakın burada sadece şu A açılarının eşit olması, buradakinin buraya eşit olması işime yarayacak. Şimdi şuranın tamamını 40 vermiş. Burası 40 eksi A diyeceksiniz. 40 eksi A ile A'nın toplamı, yani şurası da 40 derece yaptı kardeşim. Yani bizim en başta verilen ikiz kenar üçgenimizin tepe açısı meğersem 40 dereceymiş. O halde eşit açılarına da 70 kaldı. X de çıktı 70 dostlar. Cevap Edirne'den geldi. İlk 3 tamam, geldik 4'e. Bir katlama sorusu, alanla birlikte katlanmış bir şekil. Şu oranı yerleştirelim önce. AD DB'nin 2 katıymış. K'ya 2K yazdık. Tüm şeklin alanını 72 vermiş. Şimdi biz öncelikle K'ya A düşürsek 2K'ya 2A düşeceğini biliyoruz.
Yani 3A'yı 72 diyebiliyoruz. A eşittir 24 geldi. Şurası 24. O halde burası 48 olacak kesinlikle. Bunu biliyoruz. Şimdi devamını okuyalım sorumuzun. Diyor ki CD boyunca katladık. İşte bunu tutup buraya katlamışız. Şurası 24'tü. Bu 24'ü şuraya katlamışız arkadaşlar. Ve biliyoruz ki şuradaki üçgenin tamamı da 48'di. Pembe kısmı 24 ise geriye kalan gri kısma da 24 kalacak dedim. Zaten bize de buradaki şu bumerang dörtgeninin alanını soruyor arkadaşlarım. Yani 24'ü soruyor. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Geldik bir sonrakine. Bu 5 numara diğerlerine nazaran bir tık daha zor gibi duruyor arkadaşlarım. Hemen çözelim. Şimdi bildiklerimiz EAB, yani şu açı ile ACB, şu açının toplamı. Buna A diyelim, buna B diyelim. Şuradaki açıya eşitmiş DAC'ye. Yani bu açının ölçüsü A artı B'ymiş arkadaşlar. Şimdi bize de neyi soruyor? Şuradaki DK uzunluğunu soruyor. Ve şu AB ile DK'yı paralel vermiş. Bakın ne yapıyorum kardeşlerim. Hemen şuradan bir paralel doğru çiziyorum. Ve burada bir paralel kenar oluşturmuş oluyorum böylelikle. Şimdi bu paralel kenardan dolayı bir kere şurası 8 ise şu uzunluk, kesinlikle şu kısımda 8. Burası 3 ise şu da 3'tür diyorum. Bir de şu bombayı görmemiz lazım arkadaşlar. Bir Z kuralı var. Bakın şuradan göstereyim o Z'yi. Şöyle bir Z kuralımız var. Bu B ise şuradaki açımız da B olacak. Burası A artı B'ydi. Şu açıya da A derece kalacak arkadaşlar. Bu sorudaki zor kısım burasıydı işte arkadaşlar. Şuranın A derece olduğunu görmek. Çünkü artık gerisi kolay. Bakın şuradaki A ile şu Denizli'deki açı yöndeş açılardır. Bunlar birbirine eşittir. İkisine de A, A yazdım. Burası 3 ise o halde artık burası da 3 oldu. Ve toplam 8 ile 3'ün toplamı 11 geldi dostlarım. Evet, 5 numarada böyle çözülüyormuş. Geçtik 6 numaraya. Yine bir alan sorusu. Bir kağıt katlanmış, paralel doğru boyunca katlanmış ve A noktası şuraya denk gelmiş. Öncelikle bu A'nın tam buraya denk gelmesi şu anlama geliyor. Yani şu aradaki mesafe kesinlikle katlanmadan önceki katlandıktan sonrakine eşit olacağı için demek ki bu DE dediğimiz çizgi bir orta tabanmış. Yani yan kenarları ikiye bölüyormuş. Bu anlama geliyor dostum. Köşenin alttaki kenara denk düşmesi DE'nin yani paralel çizginin orta taban olduğu anlamına geliyor. Peki madem ki orta taban, şimdi buna göre konuşalım arkadaşlarım. Bakalım neler vermiş bize. Şimdi öncelikle şu 23'ü biz katlayıp buraya getirdiğimizde 23 olmuşsa bir kere buradayken de 23'tür diyeceğiz. Bunu bir söyleyeceğiz. Sonra şunu hatırlayacağız arkadaşlarım. Şöyle bir üçgeni paralel doğruyla böldüğümüzde eğer ki bu orta tabansa bu paralel doğru, benzerlik alan ilişkisinden buraya A dediğimde burası 3A oluyordu. Hatta bunu bir tane daha çizersek 5A, hatta bir tane daha çizersek 7A şeklinde tek sayıların katı diye gidiyordu. Ama beni ilgilendiren şu anda A ile 3A olması. Yani burası 23 ise şuradaki alttaki dörtgenin 3 katı olması gerektiğini söylüyorum. 23'ün 3 katı 69. Şu ikisinin toplamı 29. O halde buraya kaldı 40 diyebiliriz dostlarım. S 40'mış. Evet, 7. soru. Bir ikizkenar üçgenimizi katlamış arkadaşlarım. AB AC'ye eşit. Şimdi buradaki ikizkenarı da gösterelim. Burası A derece ise burası da A derece ve biz bu A'yı katlayıp şuraya getirmişiz. Bu da A. Şimdi bunların eşit olması
bu ikisinin yöndeşlikten eşit olduğu anlamına geliyor. Yani yöndeş açılar eşitmiş. Dolayısıyla bu adam kesinlikle bu adama paralel olacak diyeceksiniz dostlarım. Paralellik alan ilişkisi yapacağız şimdi. Başka neler vermiş? Demiş ki şu pembe bölgenin alanı A ise şuradaki dörtgenin alanı da A'dır. E biliyorum ki bu katlanmadan önce de alanı A'ydı bunun. Buraya da A yazdım. Şimdi artık gönül rahatlığıyla benzerlik oranını yazabiliriz. Şuradaki Tales amcadan. Küçük üçgenin paraleli kök 6, büyük üçgenin paraleli x. İşte bu benzerlik oranları. Ve kural neydi? Benzerlik oranının karesi alanların oranına eşit olacak. Peki küçük üçgenimin alanı 2a, büyük üçgenimin alanı 3a. İşte bunlar birbirine eşit. A'ları sildik. Şunun da karesini alalım. 6 bölü x kare eşittir 2 bölü 3 oldu. 2x kare eşittir 18. X kare 9. X'i de 3 bulduk. Cevap Bursa'dan çıktı dostlar. 8. sorudayız. Yine bir katlama sorusu. Bu bir tık daha zor arkadaşlarım. Diğer katlamalara nazaran. O yüzden bunu biraz daha dikkatli dinleyin. Sonra notunuzu alın isterseniz. Güzel bir sorudur bu. Şimdi öncelikle şu mavi ile pembenin alanlarını vermiş 8'e 20 diye. 4'e bölerek söyleyeceğim. 2'ye 3'tür. Tabii ki tabanlar da 2K'ya 3K olacak şekilde dağılmıştır arkadaşlar. Şimdi biz şu adamın dış açıortay olduğunu, yani açıortay olduğunu, kat çizgisi olduğundan biliyoruz. Şimdi burada olay, şu adam mavi üçgenin dış açıortayıdır arkadaşlarım. Bunu görmektir burada zor olan kısım. Geri kalanı çocuk oyuncağı. Dış açıortay teoremi yapacağız şimdi bundan sonrasında. Dış açıortaya yakın olan kolun uzak olan kola oranı, yani DK'nın DC'ye oranı şuna eşitti. Dış açıortayın bittiği nokta ile yakın kolun bittiği nokta arasındaki uzaklık birinci ayaktı. Yani 3K birinci ayak. Bu arada burası şimdi öğrencim uyardı beni arkadaşlarım. 4'e böldüğümüzde 5K olacaktı. Teşekkür ederim Furkan'cığım. Çok kibarsın. Bir de sessiz sessiz geliyor ya koçum benim. Evet. 5K'yı yazdık. Şimdi 5K bölü yine dış açıortayın bittiği noktanın şuraya olan uzaklığı da ikinci ayak. Yani 7K. K'lar gitti. DK bölü DC 5 bölü 7. Tabii bize takla atmış şeklini soruyor. 7 bölü 5'i işaretledik. Evet, kolay bir soru arkadaşlarım. Çevreyi 67 vermiş. Katlamış amca bizim için buralarda bir şeyleri. Şimdi biz şöyle harflendirmemizi yapalım. Diyelim ki şu A kenarı katlandı, buraya geldi. Burası da A. Şuna B diyelim. Katlandı, buraya geldi. Burası da B. Şuna da C yazıyorum. Ve bakın diyor ki BD yani C ile DC üssünün yani B'nin toplamı 29'muş. Yani C ile B'nin toplamı şu kısım 29 olarak verilmiş bize. Şimdi bütün çevreyi de 67 vermişti. Toplayalım bütün çevreyi. A var, A var yani 2A var. Artı 8 ile 29 var ki ikisinin toplamı 37. Eşitmiş 67'ye. Bu durumda 2A 30, A'yı 15 gömdük. Bize de şuranın tamamını soruyor. A 15 ise 15 ile 8'in toplamı Adana yapar dedik, geçtik. 10. soru. Bir açı sorusu. Evet, iki köşeden de katlamış dostlarım. Şimdi buradaki B köşesini A açısı dersek buna katladığımızda buraya gelmiş. Bu da A. Şu açıya B dersek katladığımızda buraya gelmiş, bu da B. Şimdi kocaman üçgene bakarsak bunun ve bunun toplamı 180 olacak. Bu durumda A ile B'nin toplamının
80 olduğunu biliyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Bu üçünün toplamı da 180 olacaktı. A ile B'nin toplamı 80 olduğu için X'e kaç kalacak dostum? Ceyhan kalacak. Paketledik gitti. Yetişebiliyor musunuz? Hızlı mı gidiyorum? Tamam. 11'deyiz. 6'yı ve 8'i vermiş. Bir dikdörtgeni kesiyor arkadaşlarım köşegeni boyunca. Sonra üsttekini 90 derece döndürünce buraya geliyormuş. Bize de A'nın A üssü noktasına uzaklığı nedir diye soruyor. Şimdi bildiklerimizi söyleyelim. Burası 6'ydı. Şurası 8'di. Burası 6. Yine burası 6. Şu dik kenarda 8. O halde şu araya da 2 kaldı. Şimdi bakın bu bizim dik üçgende milyon defa çözdüğümüz şu klasik soru oldu arkadaşlarım. Şurayı görürseniz sadece. Bize de A ile A üssü arasındaki mesafeyi soruyor. Onu da şöyle gösterelim. Burayı da bize soruyor. Ne yapıyorduk burada? Şöyle hemen bir dikdörtgene tamamlayacaktık bunu. Şuradan bir dikdörtgene tamamlayalım. Burası da 2. Burası da 8. İşte aradığımız yer şu dik üçgenin hipotenüsü oldu diyelim. X diyelim buna da. X kare eşittir. Bir 2'nin karesini alacağız. 4 artı 14'ün karesini alacağız. 196. Yani x kare 200. X eşittir 100 çarpı 2'den 10 kök 2 çıktı. Ceyhan'dan geldi cevap. Evet, 12'deyiz. Yine bir dikdörtgeni kesiyor galiba. Ve evet, şimdi bir dikdörtgen var arkadaşlarım şurada. Şöyle bir dikdörtgen var. Şimdi bildiğimiz şeyler bu dikdörtgenle ilgili. Alanı 60'mış. Şuraya A, şuraya B dersek A çarpı B'nin 60 olduğunu biliyoruz. Burası da 13'müş arkadaşlarım. Yani A kare artı B karenin 169 olduğunu biliyoruz. Şimdi isterseniz çarpanlara ayırma yaparak da bulabilirsiniz buradaki A ile B'yi. Ya da 13 size kopya veriyorsa bu demek ki 5, 12, 13 olabilir diyeceksiniz. Ama bir şeyi daha sağlaması lazım. Alanı sağlıyor mu? Yani 5 ile 12'nin çarpımı 60'ı veriyor mu? Veriyor. O zaman kesin 5, kesin 12'dir diyebiliriz. Şimdi onları burada da gösterelim. Burası 5'miş, burası da 12'ymiş. Ve diyor ki soru bize, şu üstteki kesilen dik üçgeni 5 birim sağ tarafa öteliyormuşuz. Şöyle C'yi bakın. 5 birim sağ tarafa, 3 birim de aşağıya öteledik. Aynı şey buradaki D için de geçerli. 5 birim bu tarafa, 3 birim de aşağıya öteledik. Şurası 7 kaldı. Demek ki burada 7. Şurası 3 ise 5'ti buranın tamamı. 2 kaldı buraya. Bize de bu adamın alanı soruluyor. 7 çarpı 2'den 14'ü paketledik dostlarım. Kaça geldik? 13'e. Evet, yine bir katlama ve açı sorusu dostlar. Katlandığında bu şekil elde ediliyor. Bu sefer katlamanın şu kısmıyla işimiz var. Şuradaki adamın kat çizgisinin biz açıortay olduğunu biliyoruz. Sadece bu kısmıyla işim var. Şimdi daha önceden çözdüğüm için biz bu soruları bildiğimden, yoksa normalde ne yapacaktık? Hani katlamayla ilgili bildiğim her şeyi gösterecektim. Ama bize burada sadece bunun açıortay olması işimize yarıyor. O yüzden direkt bunu gösteriyorum. BB diyorum. Şimdi şurada 2A, 2B ve 70'in toplamı 180. O halde 2A ile 2B'nin toplamı 110, A ile B'nin toplamı da 55 olacak. Vay 55. Şampiyon Samsun. Peki şu kısmı soruyor bize. Yani 70 ile A ve B'nin toplamını soruyor. Yani 70 ile 55'in toplamını soruyor. Denizli'yi işaretledim arkadaşlarım. Evet, gelelim 14'e. Bir kare yine köşegenden kesiliyor ve biraz aşağıya kaydırılıyormuş. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. C'yi buradan aşağıya ne kadar kaydırdıysam A'yı da aynı
mesafe kadar kaydırırız, değil mi dostlarım? Bunların eşit olduğunu bileceğiz. Sonra soru bize C ile A üssü arasındaki mesafeyi 16 vermiş. O halde burası 4, burası da 4 olacak dostlarım. Yani buradan çıkan sonuç şu. Şurası, şu kısım karenin köşegeni arkadaşlarım 12 geldi. Hemen bunu yukarıda gösterelim. Karenin köşegeni 12'ymiş. Şimdi bize de şurası soruluyor. Şöyle bir çizgi çizmiş. X diyelim buna. Burayı 4 bulduk. Burası da 8'miş. Karedeki meşhur hareket, bir köşegen çizildiyse diğerini de biz çiziyoruz. Köşegenler eşitti karede. İkisi de 12 olacak. Ve birbirine ortalayacakları için buralar 6, 6, 6 gelecek. Şuraya da 2 kaldı. Ve şuradaki Pisagor'dan 2, 6, 2 kök 10'u paketledim. X, 2 kök 10 geldi. Evet, geldik 15 numaraya. Şimdi öncelikle burada CE'ye 1K, AE'ye de 3K diyebiliriz. Bu oranı vermiş bize. Burayı X dersek burası 3X olacak. Bunu da söyleyeyim. Şimdi burası, buradaki sorudaki en önemli kısım şuydu. Lütfen artık buna iyice alışın arkadaşlarım. Bir kez daha söylüyorum. Daha önceki konularda da çıktı karşımıza. Bir üçgen tabanına paralel bir doğru boyunca katlanıp buraya geldiğinde dostlar, şuradakiler mutlaka ikizkenar olacak. Bunu ispatlayarak birkaç kez söylemiştik arkadaşlarım. Artık ispatını yapmıyorum. Biz şuranın kesinlikle x'e eşit olduğunu artık biliyoruz. Şimdi buraya da az önce 3x dedik. Ve bakın bu 3x katlandıktan sonra x artı 12 oldu. Yani ne demek bu? 3x x artı 12'ye eşit. Demek ki 2x 12, x'de 6 gelecek diyebiliriz dostlar. Evet, güzel bir soruydu. Geldik 16'ya. Kesiliyormuş bu. 5, 11. Elde edilen parçalardan 2'nin çevre uzunluğu 30. Dostum yine bunu çarpanlara ayırmadan bulabiliriz ama bak 5 bana kopyayı veriyor. Acaba 5, 12, 13 olabilir mi diye düşünüyorum. 5'i, 12'yi, 13'ü yazıyorum. Ama kesin emin değilim. Bir şey daha sağlaması lazım. Yani çevreyi sağlıyor mu diye bakacaksın. Evet, topladığımda 30 oluyor mu? Oluyor. O zaman doğrudur. Kesin 5, 12, 13'tür diyebilirsin artık. Şimdi bu büyük üçgene baktığımda da 12, burası 16. O halde hipotenüsüm 20, 3, 4, 5'in katı olsun diye. Bana da bir numaranın çevresini soruyor. 20, 13 daha 33, 34, 40. 4 geldi, Denizli'den çıktı cevap. Evet, buradaki soru güzel bir soru arkadaşlar. Bunu yine önce bir dinleyin, sonra notunuzu alırsınız bence. Güzel bir soru çeşidi. Eşkenar üçgen var arkadaşlarım. Eşkenar üçgense hemen buralara bir 60'larımızı yazalım biz. 60 60 60'larımızı döşeyelim. Şurası 90'sa buraya 30 yazalım. 30'un karşısına K, 90'ın karşısına 2K yazalım. Şuraya X diyelim, bir kenar X artı 2K oldu. O halde burası X artı K, burası da X artı 2K olacak diyelim. Şimdi soru diyor ki, bir ip var arkadaşlarım. Bundan bir tane de ileride bir soru var bu arada. Böyle eşkenarın ipli bir soru. Eğer diyor, sen diyor bu ipi bir yönünde sardığında İpin ucu B noktasına geliyormuş. Şu birinci paragrafta bize ipin boyunu bulmayı tarif ediyor. Eğer diyor şuradan başladık, buraya bağlamış. Şimdi burayı çektin ipi, buraya kadar getirdin gergin gergin. Sonra diyor devam ettin ettin. Tam burada bitiyor diyor. O halde ipin boyu X artı K artı X artı 2K olacak. Yani 2X artı 3K'dır ipin boyu. Şimdi diyor ki bir de devamında, bu sefer de diyor iki bölgesinden iki yönünde gidin diyor. Peki buradan da gidelim. Şimdi ipin boyunu biliyoruz artık. Buraya kadar geldim.
K kısmını kullandım. Devam ediyorum. Buraya kadar geldim. 2K kısmını da kullandım. Yani toplam 3K'yı kullandım. Geriye ne kaldı? 2X. Şimdi o 2X'in X kısmını burada kullandım. Devam ediyorum B'den itibaren. Şuraya kadar geldim arkadaşlarım. X kısmını da burada kullanmış oldum ve burada bitti. İşte bitiş noktası P. Bu P'nin B köşesine uzaklığı X kadar. Yani şurası kadar. Yani EB kadardır. Cevabımız EB. Evet, 18. sorumuz. Bakalım ne diyor bu soru. Şimdi AB AC'ye eşit bir ikizkenar üçgen. Yani tabana bir diklik ineceğiz arkadaşlarım. İkizkenar üçgen olduğu için BE EA'nın 3 katıymış. Onu bir gösterelim. Şuraya K diyelim. Şurası 3K'ymış. Şimdi tabana diklik inecektik. İnelim bu dikliği hemen. Şurada da benzerliğimizi yapalım. 3'e 4 oranı var. O halde burası 3M dersem burası 4M olacak. Ve bu adam şu beyaz üçgeni şuradan kesmiş, buraya yapıştırmış. Bak EF, E üssü F olmuş. Yani burası da 3M. Şimdi devamında da diyor ki sorunun arkadaşlarım. Ben diyor A ile E üssünü birleştirirsem. Hadi birleştirelim. BC'yi K noktasında kesecek diyor. Buna göre AK ile KE üssü arasındaki oran nedir diye soruyor. Biz de şuradaki kelebekten soruyu çözmüş oluyoruz. Bakın burası 4, burası da 3 dediğimiz için 4'e 3 oranı var. Burada da 4'e 3 oranı olacak. Cevap 4 bölü 3 gelecek. Yani Ceyhan'dan çıktı cevabımız arkadaşlar. Evet, 19'dayız. Yine bir dikdörtgen. Dikdörtgeni yine köşegeni boyunca kesiyor mu? Evet. Aşağıdaki şekil oluşturuluyor diyor arkadaşlarım. Son durumda A ve C üssü, A ve C üssü arasındaki uzaklık 20 santim olmuş. Hadi şimdi bildiklerimizi yapalım. Bunun kısa kenarı 8'di. Uzun kenarı 15'ti. O halde burası 17 olacak. 8, 15, 17'den. Şimdi şurası da 8 tabii ki. Bize de diyor ki A ile C üssü arasındaki mesafe 20. Hadi gelin bunu yine şu dikdörtgen, dik üçgenin klasik sorusu olan soru tipinde çözelim. Şuradan dikdörtgenimizi oluşturduk. 8 ise burası da 8 ve bu dik üçgenin hipotenüsü de 20'ymiş. E burası 16. Demek ki şurası 12 olacak. 12, 16, 20. Yani biz şurayı 12 bulduk arkadaşlarım. Şu kısım 12. Burası toplam 15'ti. Şuraya 3 kaldı. Toplam 15'ti. Buraya da 12 kaldı. Hipotenüsüm de 17 idi. Bana da diyor ki bu üçgenin çevresi nedir diye bir soru soruyor. Şeklin çevresi pardon. Toplayalım. Şurası 17. Buraya kadar 12 etti 29. 17 de buradan geliyor. 29'du. 36, 46 oldu. 8 buradan geliyor. 46, 8 daha 54 oldu. 12 buradan geliyor. 66 oldu. 8 de buradan geliyor. 74 oldu. Evet, şeklin çevresi 74'müş. Cevap Edirne'den çıktı gitti arkadaşlarım diyebiliriz. Geldik kaça? 20'ye. Yine bir döndürme sorusu dostlar. Evet, diyor ki A üssüyle B arasındaki uzaklık 20 olmuş. 90 derece döndürülmüş arkadaşlarım. Bakın bu AB 90 derece dönünce A üssü C olmuş. AC dönünce buraya gelmiş. Burası 90. Dönmeden önce burası da 10'du. Onu da yazalım. Şurası 10. Bunu söyleyelim. Bir de şurası X kardeşlerim. Bakın yine hatta en son az önceki soruda yaptık. Şu klasik dik üçgen sorusu. Bu böyle biraz eğik olunca belki gözükmüyor olabilir ama şuraya bir daha çizeyim bakın. Burası X. Aşağı doğru bir dikinmiş 10. Sağa doğru bir dik gitmiş. Bu da 10. İşte
Bu soruda artık ne yapacağımızı biliyoruz dostlarım. Hemen şuradan dikdörtgene tamamlayacağız. Bu da 10, bu da 10 diyeceğiz. Bize şu aradaki mesafeyi zaten vermiş 26 diye. Ve biz de şu üçgenden Pisagor'u çakacağız. 5'in 2 katı, 13'ün 2 katı. Demek ki 12'nin 2 katı olacak 24. 10 buradaysa x'e de kalacak 14. Evet, 21'deyiz arkadaşlarım. ABC üçgensel bölgesi aşağıda verilmiştir. Bu bölgenin BC kenarına göre yansıması alınıp sağa doğru ötelendiğinde elde edilecek görüntü de aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre ne demiş? Aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diye bir soru sormuş. Bakalım şimdi. Şimdi öncelikle bu adamın şöyle açılarına A, B ve C diyelim. C. Tabii burası da C olacak. Burası da B olacak. Burası da A gelecek. Şu kenar kesinlikle buna eşit. Bu kenar kesinlikle buna eşit. Şimdi şuradan buraya ötelemiş. Demek ki bu parça bu ne kadar ötelendiyse ona eşit olacak, değil mi? B'yi buradan buraya ne kadar ötelediysem C de o kadar ileri gidecek. Evet, bildiklerimiz bunlar. Şimdi konuşalım. BB üssü, yani burası eşittir diyor CC üssüne. Evet, bu kesinlikle doğru. Bir kesinlikle doğru arkadaşlarım. Bir olmayan şıkları eledim. AB paraleldir diyor. AB şurası paraleldir A üssü C'ye. C üssüne, şuna. Şimdi görüntüde paralel gibi duruyor ama paralel olabilmeleri için şu Z kuralını sağlaması lazım. Eğer şu Z'yi sağlıyorsa, şurayı sağlıyorsa, ki Z'yi sağlaması demek burası B derece ise buranın da B derece olması demek. B yazmışız, C yazmışız. Eşit değiller. Ha, belki eşitler hocam. O zaman da şu ilk cümleyi okuyacağız. Diyordu ya bize, çeşit kenar bir üçgendi bu. Yani hiçbir açısı birbirine eşit değil. B ile C kesinlikle eşit değil. O zaman bu buna paralel değil. Çünkü Z kuralını sağlamıyor. 2 kesinlikle yanlış. 2 olan şıkları sildim. 3'e bakalım. AC B üssü C'ye eşit diyor arkadaşlarım. AC şurası yani. B üssü C'ye eşitmiş şu kısmı. Yok. Bunun hani kesinliği yok arkadaşlarım. Bu kısma eşit olması demek. Şuradan çizdiğimde burada bir ikizkenar üçgen yok. Öyle bir ihtimal yok. Bu da yanlış. Cevap Adana'dan geldi. 21 de bitti. Toplam kaç soru vardı arkadaşlar bunda ya? 50 mi? O zaman yarılamış olalım diyelim. Burada duralım. Benim ağzım 50 mi lan? Vay anasını. 25'e kadar gelelim o zaman, hadi. 2'ye bölelim. Böyle bir kağıt verilmiş. Diyor ki paralel doğru boyunca katlıyoruz. AE EC'nin 3 katı. K'ya 3K. O halde burası M'ye 3M. Bak az önce de söyledik ya, şu ikiz kenarları hemen gösterin. M, M, K, K. Şimdi bu 3K'yı biz katladığımızda şuraya gelecek. Burası da 3K. Demek ki buraya 2K kaldı. Buraya da 2M kaldı. Şimdi şu mavi üçgende benzerlik yapıyorum. Dikkatli olun arkadaşlarım. Benzerlik alan sorusu çözeceğim. Alan ilişkisi yapacağım. Benzerlik şöyle. 2 bölü tamamı 3. Benzerlik oranları 2 bölü 3 oldu. Alanların oranı ne olacak? 4 bölü 9. Yani şuna 4A dersem tamamı 9A, buraya kalacak 5A. 5A'yı 30 biliyoruz. Demek ki A 6, burası 24. Bakın toplam mavi üçgen 54 oldu. O halde üst tarafı da kesinlikle 54 olacak. Bize de zaten orayı soruyor. 54'ü yapıştırdık arkadaşlar. Dik üçgen bölgesi B köşesi etrafında döndürülerek yeni bir üçgen elde ediliyor. Tamam. Şunlar eşitmiş. Şimdi ilk önce bu x döndüğünde buraya geldi. Burası da x.
ve diyor ki A, B, C üssü, yani şuradaki açı şuradaki X'e eşitmiş. Burada X. Şimdi şunlara da harf verelim. Y, Y diyelim. Bakın bu durumda X dediğimiz şey neye eşit arkadaşlarım? 2Y artı 30'a. Peki şu üçgene bakarsak X ile Y'nin toplamı neye eşit? 90'a. Şimdi hemen X yerine biz 2Y artı 30 yazalım. Bir Y de burada var, eşittir 90. 3Y eşittir 60. Y eşittir 20 çıkar. Y 20 ise X'e de 70 kalır diyebiliriz dostum. Evet, 24'teyiz. Bakalım yine bir döndürme sorusu. Öncelikle şuradaki 15, şu 90, şuraya 75 kalıyor. Toplamları 180 olacak çünkü. Sonra bu AB kenarı dönüp A üssü B olmuş. O zaman eşitler birbirlerine. Burası da 75 olacak demektir. 75, 75 daha 150 yaptı. Şuraya 30 kalacak demektir. Şimdi şu büyük dik üçgene bir daha bakalım, büyüğüne. Bakın bir açısı 28, bir açısı 90, topladım 118. O zaman şu B açısına 62 kalacak, şuraya da 32 kaldı diyelim. Şu küçük dik üçgende 90, 32, buraya da kalacak 58. Tabii ki bunun tersi de 58 olacak. Cevap Ceyhan'dan gelecek. Evet, 25 numara yine bir ip döndürme sorusu. Bu sefer ipin boyunu veriyor bize. 36 metre uzunluğunda bir ip bağlanmış. Eşkenarın kenarlarının da uzunluğunu vermiş, 16, 16 diye. Diyor ki bir yönünde sarıldığında, hadi bir yönünde saralım, 36 metre boyunda ipimiz var. Şimdi buradan buraya kadar getirirsem bir 16'sını harcadım. Şuradan devam ettik, buraya kadar geldik, bir 16 daha harcadık. Yani toplam 32 metresini burada harcadık. Geriye kaldı 4 metre. 4 metreyi de şuraya kadar çekeriz diyelim. Burası da E noktasıymış diyelim. Diyor ki eğer iki bölgesinde sararsan, iki yönünde. Hemen saralım. Buradan buraya 16. 16 da buraya kadar geldik, 32. Buradan itibaren de şöyle bir 4 metre daha gidersem ipin tamamını sarmış olurum. Bana da EF'yi soruyor arkadaşlarım. Bu nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bu eşkenar üçgense buralara 60, 60'ları çaktık. Bu bir. 16'ydı bir kenarı. 12 buraya, 12 de buraya kaldı. Bakınız bu üçgen de tabii ki eşkenar üçgen. Yine 60, 60 olacak buralar. O zaman X de 12 gelecek diyebiliriz dostlar. Cevabımız Edirne'den çıktı. Evet, durdum. İkinci bölümde görüşmek üzere gençler.